Kuzey Kore dün Güney Kore ile aralarında açılan karşılıklı ateşten sonra bugün savaş tehdidinde bulundu. Askeri konseyi acil toplayan Devlet Başkanı Kim Yang-gang orduya savaşmaya hazır olması emrini verdi. Devlet Başkanı ayrıca cumartesi günü öğle saatlerine kadar Seul'ün propaganda faaliyetlerine son vermemesi halinde askeri müdahale olacağı işaretini verdi. Ordunun Keşif Birliği Başkanı Yong Chol da Güney Kore'nin kirli bir propaganda yürüttüğünü ileri sürdü. Güney Kore'deki kukla hükümetinin öne sürdüğü deliller tamamen yalan ürünü. Onların amacı bizim halkımızın seçtiği ve ordumuzun korumaya çalıştığı ideolojimizi yok etmek. Seul ise Pyongyang'ın iki ülke arasında askerden arındırılmış bölgeye saldırabileceğini açıkladı. Güney Kore Cumhurbaşkanı Park, kuzeyden gelen tüm tehditleri geri çevirerek olası bir saldırının anında karşılık bulacağı uyarısını yaptı. Ordumuz hazır bir durumda ve tüm saldırılara anında karşılık verecek bir pozisyonda. Eğer bir saldırı olursa önce karşılık verilecek, ondan sonra rapor edilecek. Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı 4 Ağustos'ta Kore devletleri arasındaki 4 kilometrelik sınır bölgesinin güneyinde Güney Koreli iki askerin ağır yaralanmasına neden olan patlamadan Kuzey Kore'yi sorumlu tutmuştu.